Aslı Aydın Taşbaş. HDP'nin ne çok seveni varmış. Memleket gündeminin değişmeyen birinci maddesi Tayyip Erdoğan'sa nedense ikincisi de HDP verdi. Bu sütunda ilk kez 27 Kasım'da HDP'nin %10 barajını zorlayarak seçime parti olarak girmeyi planladığında ilk tepkiler iktidar cenahından gelmişti. Kaos planı, üst akıl dış mihraklar vesaire. Aradan geçen iki ayda HDP'ye yönelik tepkilerin adresi değişti. Bu sefer sol, liberal ya da yazar çizer takımı daha gür bir sesle HDP'ye yükleniyor. Sanki... Selahattin Demirtaş, Ağustos ayında üstelik alelacele ve mütevazi bir kampanyayla %9.8 gibi bir oy alıp barajı zorlamamış gibi ama ne yapıyorsunuz barajı geçmeniz mümkün değil Tayyip Erdoğan'ın başkan yapacaksınız deniyor. Hatta solda bazı çevreler bir adım daha ileri giderek partinin bu kararının Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan arasında danışıklı dövüş olduğunu iddia ediyor ya da bu imayı taşıyan laflar ediyor. Anlayacağınız millet işi gücü bırakmış HDP'ye yükleniyor sanki Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmenin bütün sorumluluğu bu ufak partiye aitmiş gibi varsa yoksa HDP'ye akıl veriliyor. Nedense bir Allah'ın kulu da çıkıp Ey MHP, memlekette milliyetçilik tavan yapmış durumda, sen neden hala %20 değilsin ya da ey CHP 4 seçim geçti, neden hala %30'u yakalayamadın demiyor. Bu durumda birkaç gerçeği hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. 1. Tayyip Erdoğan hali hazırda Cumhurbaşkanı ve otoriterleşme ve yetki aşımı istikametindeki tüm şikayetlere rağmen kısa ve orta vadede siyasetteki ağırlığı değişmeyecek. HDP ağzıyla kuş tutsa dahi AKP açık arayla birinci parti. 2. Ayrıca hatırlatmak isterim ki Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP, haliyle derdiniz başkanlık sistemi ya da Tayyip Erdoğan'a muhalefetse bütün yükü yeni kurulan HDP'nin omuzlarına yüklemek haksızlık. 3. Buna karşın Selahattin Demirtaş'ın Ağustos ayında ciddi bir değişim rüzgarı estirdiği ve de HDP'nin tetiklediği sol muhalif gezici Kürt koalisyonunun medya açısından CHP'den daha seksi göründüğü ortada. Bu da HDP değil, CHP'nin sorunu olmalı. Ama gelelim sadede. Derdiniz Tayyip Erdoğan ya da başkanlık sistemi ise matematiğiniz kafadan yanlış. HDP'nin bağımsız adaylarla meclise girmesi siyasi tabloda hiçbir değişikliğe neden olmaz. Meclis aynı bugünkü gibi kalır. Çünkü HDP'nin bağımsız adaylarla çıkarabileceği milletvekili sayısı en fazla 40. Şu ankinden 5 fazla. Bu senaryoda AKP anayasayı tek başına referanduma götürecek çoğunluğa erişebilir. 5. Diğer taraftan siyasi matematik değiştirecek ve başkanlık sistemini frenleyebilecek oyun bozucu Game Changer tek unsur HDP'nin barajı açması. Örneğin HDP'nin %11'e çıkması, çoğunluğu AK Parti'den olmak üzere 70'e yakın milletvekili çıkarması demek. 6. Parti olarak seçime girme fikri İmralı'da pişmedi. Bu düşüncenin zaten Kürt hareketinde bir mazisi var. Ama benim öğrenebildiğim kadarıyla bu sefer partiyle girme fikri Ağustos sonrası Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarından çıkmış. Daha sonra İmralı'ya giden HDP heyeti Öcalan'la da konuşmuş ve bu konuda desteğini almış. 7. AK Parti'nin bu projeye hiç de sıcak bakmadığı yandaş basında çıkan sayısız demeç ve yazıyla sabit. Üstelik HDP başkanlık sistemine karşı olduğunu deklare etti. Haliyle pazarlık teorisi bana zorlama geliyor. 8. Bir gazeteci olarak HDP'nin ne yapması konusunda akıl vermek niyetinde değilim. Ancak Ağustos ayında %10'u kıl payı ıskaladığını hatırlarsak, iyi bir kampanya ve Türkiye'nin batısına da hitap edebilen kucaklayıcı adaylarla barajı aşabileceğini düşünüyorum. 9. HDP geçse de geçmese de baraj utanç verici bir konu. İktidar Partisi ve Cumhurbaşkanı darbe ürünü olan bu milli irade hırsızlığına göz yumarak hatta sımsıkı sarılarak demokrasi konusundaki ahlaki üstünlüğü kaybetmiş durumda. Lafı gelmişken HDP'ye laf edenlerin yarısı yarın oturup durdurun bu oy hırsızlığını yıkın bu barajı yazısı yazsa belki sahiden ülkenin kaderi değişir. Aslı Aydın Taşbaş, Milliyet